Efendim 99.5 frekansında Radyo Neşe stüdyolarında program devam etmekte. Basın Kulübü programındayız ve yine Sayın Şeker ve Sayın Tüp ile birlikte program devam ediyor. Ve İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ruhi Şeker telefonun ucunda hattımızda. Öncelikle Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bayram nasıl geçti öncelikle? Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle dinleyicilerinizin, yani hemşehrilerimizin geçmiş olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz onların adına. Bayram çok yoğun geçti. Ankara İstanbul'dan gelen sıla-i rahim yapan hemşehrilerimiz köylerimizi, ilçelerimizi doldurdu. Bilirim ki Çankırı'nın 184.000-190.000 nüfusu herhalde 700'leri aştı diye düşünüyorum. Herkes köyüne, ilçesine, şehrine dönüş yaptı. Sayın Başkan, sizi bağlama sebebimiz şu. Birçok ilçeden, köylerde ve ilçelerde çöplerin bayram süresince alınmadığı, işte sularının zaman zaman aşırı bir şekilde kesildiği, akmadığı dile getiriliyor ve bunun için de İl Genel Meclisi halk tarafından suçlanıyor mu diyelim, ithamda mı bulunuyor diyelim, biz en yetkili ağızdan sizden öğrenebilir miyiz? Kim sorumlu bu çöplerden, bu suların akmasından? Bunlar İl Genel Meclisi'nin görevleri mi Sayın Başkan? Şimdi öncelikle bir durum tespiti yapalım. İl Genel Meclisi biliyorsunuz İl Özel İdaresi'nin karar organıdır. Evet. Yani İl Genel Meclisi yasama. Yürütme ise İl Özel İdaresi'dir. İl Özel İdaresi'nin amiri de Sayın Valimiz'dir. Evet. Yani parlamento İl Genel Meclisi, hükümet özel idare. Dolayısıyla köylerde yapılan her türlü hizmetlerimiz İl Genel Meclisi'nin kararıyla İl Özel İdaresi'nin marifetiyle yapılır. Yani İl Özel İdaresi devletin köylere uzanan hizmet elidir. Burada çöp toplama mevzusuna gelince, çöpleri biz özel idare marifetiyle köylerimize, belediye sınırları dışında özel idare marifetiyle topluyoruz. İlçelerimizde hemen hemen 7-8 tane ilçemizde çöpleri topluyoruz. Bu çöp toplama işinde de TYTP çalışanlarını, TYTP toplum yanında çalışma programında çalışanları kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bayram tatili uzun olduğundan TYTP çalışanlarının da mesai veya göreve bırakma gibi durum olmadığından köylerde, çöplerde böyle bir yığılma oldu. İstenmeyen şeyler, kokular, istenmeyen görüntüler oluştu maalesef. Yani normalde yürütme organı olarak İl Özel İdaresi sorumlu. Evet, peki efendim. Kaymakamlıkların evet. İşte sorumluluğu yok mu ilçelerde? Tabii ki ilçelerde özel idarenin amiri kaymakam, yani ilde vali. Dolayısıyla kaymakamlar özel idarenin biliyorsunuz hem mülki amiri hem sicil amiri. Evet. Burada ben kendi ilçemden örnek vereyim. Biz bu tatilin uzun olduğundan köylerimizde zaten Arefe'ye kadar biz çöplerimizi topladık. İkinci günden sonra biz şeyleri duymaya başladık, çöpleri. Çünkü köylerimizin nüfusu normalde yazın 3'e katlanıyor. Bu bayramda 5'e katlandı. Daha da aslında, fazla bir yoğunluk oldu değil mi Sayın Başkan? Evet. Tatilin aslında uzun burada olması. Şöyle bir bizim yaramız var. Çankırı nüfusu kışın, biliyorsunuz nüfus tespiti kış ayında yapılıyor. Yani yılbaşında yapılıyor. Bizim oturan nüfusumuz Çankırı'da 190 bine yakın. Evet. Fakat biz genel bütçeden de yardımı bu nüfusa göre alıyoruz. Genel bütçeden gelen yardım bu nüfusa göre geliyor ilimize. Hani nüfusa göre. Ama bizim tabii ki. Ama bizim yazın Nisan ayından sonra hemşehrilerimiz köyüne geliyor. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7 ay gibi bir süre bizden hizmet alıyor. Fakat nüfus büyük şehirlerde, Ankara'da veya İstanbul'da. Çok dolayısıyla biz bu vatandaşın kişi başı düşen şeyden, genel bütçeden aldığı para büyük şehirlere gidiyor. İl özel idaresi olarak biz bundan yararlanamıyoruz. Fakat hizmeti biz veriyoruz. 6 ay, 7 ay biz veriyoruz bu insanlara. Şimdi bir de köyüne gelen hemşehrilerimiz, bir kere şunu altını çizerek söyleyeyim. Bizim insanımız hizmetin her şeyin iyisine layık. Her şeyin iyisine layık. Neden?
Biz İç Anadolu'yuz. Bizden hain çıkmaz. Bizim insanımız vergisini öder, askerliğini yapar. Bizim insanımız devletin her türlü yaptırımlarına itaat eder. Yani muti bir toplumuz biz. Fakat evet, göç veren il olduğumuz için ve Ankara İstanbul'a yakın olduğumuz için bizim insanlarımız göç vermişiz. Çankırı olarak göç vermişiz. İnsanlarımız yazın köylerini sayfiye yeri gibi kullanıyor. Yani gelen dışarıdan gelen. Şöyle diyebilir miyiz Sayın Başkan? Nüfusa göre aldığımız için böyle yazın bu yoğunluk geliyor. Ona göre de ödenektir, işte yatırımdır. Ona göre tabii ki yapıyoruz. Efendim. Yani biz köye bir su deposu yapıyorsak, mukim nüfusa göre yapıyoruz. Oturan nüfusa göre yapıyoruz. Ama yazın bizim nüfusumuz, köylülerimiz köylerini sayfiye yeri gibi kullandıkları için, evet, biliyorsunuz hepiniz gezdiniz Çankırı'yı, Çankırı'nın köylerinde çok güzel evler yapıldı. Şimdi vatandaşımız diyor ki ben köyümü sayfiye yeri gibi kullanacağım. Tabii köye geldiğim zaman evin önünde bir evdek fasulye, iki kalıp patatesim olsun, şu olsun, bu olsun istiyor. Dalından koparayım, bu zevki yaşayayım diyor. Tabii bu hakkı mıdır? Hakkıdır. Ama bizim köye içme diye götürdüğümüz suyu bizim hemşehrilerimiz sulamada kullanıyor. Ve bu su sıkıntısı genelde buradan kaynaklanıyor. Yani suyun özeti de bu diyorsunuz. Evet, 5 katı nüfus geliyor. Orada bahçe ekiyor. Kullanmasa bile otomatik sulama makineleriyle kullanıyor. 5 katı nüfus bayram için geçerli. Ama bizim yazın Nisan ayından sonra nüfusumuz 3'e katlandı kesin. Yani biz yazın 600 bini geçiyoruz Çankırı olarak. O da çok büyük bir rakam. Ve bu gelen insanlarımız, gelen hemşehrilerimiz standardı yüksek hizmete alışmış. Yani şehirden köye geliyor. Şehirdeki hizmeti köyünde de istiyor. Bizim insanımız sıfır sıcak basaka asfalt istiyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Evet, bizim insanların isteği bitmez. Doğru musluğunu söylüyorsun. Musluğunu açınca su aksın istiyor. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Ama imkan meselesi. Bizim 376 köyümüz var Çankırı'da. 376 köyümüz var, 2600 kilometre yol ağımız var, 800 kilometre grup yolumuz var. Bugün 1 kilometre asfalt, 6 metre genişliğinde asfalt 450 bin liraya mal oluyor. Biz sadece grup yollarımızı sıcak asfalt yapmış olsak, grup yollarımızı sıcak asfalt yapmış 3 kere 8 800 kilometre 4,5'e çarptığımız zaman ne yapıyor? 9, 18, 30, 360 milyon lira sadece bizim sıcak asfalt yapmaya bir bütçe lazım. Sadece grup yollarını sıcak asfalt yapmış olsun. Yani 360 trilyon eski rakamlar. Evet efendim. Yani evet. Büyük rakamlar, evet. Evet. Biz şimdi 2600 kilometre yolun 180 kilometresi şu anda sıcak asfalt yapmış durumdayız. Ya genel olarak da ülke genelinde nüfusumuz, Çankırı nüfusu 2 milyona yakın değil mi? Öyle bir şey var. 2 milyon insan. Evet, evet, öyle bir istatistik ama var. Ama nüfus olarak 190 bin 200 bin arası mı gözüküyor Sayın Başkan? Evet, oturan nüfus, Çankırı'da yaşayan nüfus kışın nüfus sayımı yapıldığı, yılbaşında yapılıyor biliyorsunuz, artık adrese dayalı sistem var. Nüfus sayımı kışın yapıldığı için bizim nüfusumuz düşük çıkıyor ve köyü bizim şeyden aldığımız, genel bütçeden aldığımız para bize yeterli gelmiyor. Yani gönül yazın istiyor ki, çatlandığı için. Gönül istiyor ki biz vatandaş istemekle haklı diyorsunuz ama bunlar da hep bütçeyle oluyor diyorsunuz. Peki yıllık, evet, il genel meclisi bütçesi nedir şehrimizin Sayın Başkan? Efendim biz bu sene 49 milyon bütçe yaptık. Biliyorsunuz özel idare kendi bütçesiyle dönen bir kuruluş. Bu 49 milyon bütçenin sadece 9 milyon lirasının yakını köylere hizmet için ayırdık biz bütçemize. Bu geri kalan 40 milyon özel idarenin taşıtlarının giderleri var. Özel idarenin ücret giderleri var. Yani gerisi de normal sabit giderlere ayırdığımız. Her yıl bütçeden biz %20 milli eğitime bütçe ayırmak zorundayız. Diğer, evet, kuruluşlara bütçe ayırıyoruz. Mesela İl Tarım Müdürlüğü olsun, diğer AFAD olsun, diğer şeylerde bütçe ayırıyoruz. Sayın Bizim Başkan, hizmet için köylerimize hizmet için ayırdığımız para 9 milyon lira. Onunla da elimizden gelen hizmeti ulaştırdığınızı söylüyorsunuz. Bizim tek gelirimiz bu, özel idarenin tek geliri bu değil. Biz başbakanlıktan da zaman zaman, bir standardı yok onun tabii, zaman zaman yardımımız köydes bütçesi. Mesela biz bu sene köyden 20 milyon lira, köydesten 20 milyon lira
bütçe aldık. Ama şu aldığınız rakamlara bakınca da sadece asfaltın onda birini bile karşılamayacak bütçeler tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Sayın Başkan, Sayın Şeker ve Sayın Türk de programımızda takip ediyor muydunuz bilmiyorum programı ama Sayın evet, Türk'ün de Sayın Türk'ün de size bir sorusu olacakmış. Sayın Türk. Başkanım merhabalar. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür başkanım. Başkanım öncelikle çalışmalarınızı biz takip ediyoruz. Halisane niyetle çalıştığınızdan da en ufak bir endişemiz yok. Teşekkür ederim. Başkanım yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Özellikle su değil ama çöp konusunda aşırı bir tepki var. Hani çöp konusunda bir önlem almayı düşünüyor musunuz? Ek bir bütçe ayıracak mısınız? Yoksa gelenler bütçemiz bu kadar diye hani aynı sıkıntıları yine yaşayacak mıyız? Şimdi çöp konusu sadece bayramda yapılan meydana çıkan bir sıkıntıydı. Bir kere çöpteki sıkıntının en başında biz eskiden bizim inancımız da bunu gerektirir. Kurbanların sakatatlarını biz çöpe atmazdık. Evet, gömülürdü eskiden. Kurban kuyusu önce bir kan kuyusu kazılırdı, bir de sakatat kuyusu kazılırdı. Yani o kurban bizim için kutsaldır biliyorsunuz. Evet. Sağa sola şeyinin gitmemesi gerekiyor. Ama bu hassasiyetimiz herhalde biraz yavaş yavaş kayboldu gibi geliyor. Bu ağır kokuların olması, çöplerde ağır kokuların olması buradan kaynaklanıyor. Ha bu mazeret mi? Ben bunun arkasına sığınmak istemiyorum. Sığınmak niyetinde de değilim. Bu bizim köylerdeki çöplerin birikmesi sadece bayrama has bir şey. Yoksa biz 12 ay köylerin bütçesinin şeylerini, çöplerini topluyoruz. Bütün ilçelerimiz özellikle aralık köylerden şeyi. Hatta bizde Çankırı'da biliyorsunuz, Kurşun'da biliyorsunuz 5 tane beldemiz köy statüsüne döndü. Bu 5 tane beldenin insanı kapısından çöp almaya alışkın insanlardı. Biz bu hizmeti aksatmadık ki bu zamana kadar. Evet. Bu zamana kadar biz bu hizmeti aksatmadık ama işte bayram olması, bayramın tatilinin uzun olması ve çok haddinden fazla nüfusların köye gelmesi bu durumu çıkarttı ortaya. Bayramda da biz insanları burada THÇP çalışanlarını kaymakamlarımız riske alamadılar. Yani biz bu insanları mesaiye bırakamayız dediler. Böyle bir statüde biz çalıştıramayız dediler. Bundan kaynaklandı. Ben öncelikle duygularımı ifade etme imkanı verdiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Sayın hemşehrilerimden istediğim Çankırı İlgeli Meclisi Başkanı olarak istediğim bir şey var. Buyurun. Şimdi yazın Nisan'dan sonra köyüne gelen değerli hemşehrilerimizin birinci adres olarak köylerini göstermelerini ve böylelikle Çankırı'mızın nüfusunun ben 2'ye 3'ye katlanacağını bütün kalbime inanıyorum. Biliyorum ki köyümüze gelen insanlar %80'i %90'ı emekli insanlar. Yani birinci adres olarak Çankırı'yı göstermelerini, köylerini göstermelerini hemşehrilerimden istirham ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, az önceki canlı yayında şunu dile getirmiştiniz. Biz nüfusa göre para alıyoruz. Bunun için diyorsunuz evet, değil mi? Evet. Yani bir de yaklaşık evet, Nisan'dan itibaren en az 3-4 ay bu insanların köylerinde kaldığını, dolayısıyla evet, tabii ki çoğunun emekli olduğu. Bunun evet, için de biz de buradan bunu dil dile deklare edelim biz. Bize de düşen görev bu. Geldiklerinde evet, de bunu zaman zaman hemşehrilerimizi hatırlatırsanız yani ilimize hizmet etmiş olursunuz. Siz öncelikle bu düşüncenizden dolayı ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten insanlar memleketlerini seviyorlarsa sadece bir ev yapmak, ara sıra uğramak değil, evet, böyle de sahip çıkmak gerekiyor. Sağ Sayın olun, Türk ve Sayın Şeker de onların da çok yine selamı var. Onlar da size hak veriyorlar. Ben de selam ederim, teşekkür ederim. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Dobra dobra sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Biz size başarılar diliyoruz, size ve ben tüm de, ekibinize. Ben de sizin yapımda, yayında emeğe geçen bütün Neşe Radyo çalışanlarını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, hayırlı akşamlar.
İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ruhi Şeker program konuğumuzdu. Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle özetle söyleyecek olursak böyle bir sıkıntının olduğu ve nüfusun bayram nedeniyle ve yaz aylarında artmasından ötürü bu tür sıkıntıların olduğunu dile getirdi. Genel anlamda Sayın Ruhi Şeker'i biz işinde gücünde koşturan, basından da kaçmayan, herkesle ikili ilişkileri iyi olan bir insan. Başarıların devamını diliyoruz. Çağkent İnşaat'ın sunduğu Basın Kulübü reklamlardan sonra devam edecek.